Ambos. Yeni porteler var mı bugün? Var var. Ne var? Kronik böbrek yetmezliği. Kronik böbrek yetmezliği. Böbrek yetmezliği, böbrek iltihaplanması yani. Böbrek iltihaplanması tedavi edilmezse kronikleşir, kronik böbrek yetmezliği. Sistit, basit bir sistit tedavi edilmezse ne olur? Zamanla intersistiyal sistit dediğimiz sistit hastalığı ortaya çıkar. Yani idrar yolları enfeksiyonlarla ilgili konuşmaya çalışacağız bugün. Bunlarla ilgili forteler tanıtacağız. Evet. Şimdi basit bir böbrek iltihaplanmasına nefrit denir. Tedavi edilmezse, kişi dikkat etmezse yavaş yavaş kronikleşebilir. Bağırsaklarda zararsız, hatta biraz da faydalı olan E. coli bakterisi eğer ki idrar yollarıyla böbreklere yerleşirse ne yapar? Böbrekleri yavaş yavaş çürütür. Çok çok tehlikeli bir hal alır. E. coli bakterisi meseneye yerleşirse meseneyi de yavaş yavaş yani çürütür. Çünkü E. coli bakterisini köpeğe benzetebiliriz. Köpeğe? Evet. Evinizde köpeğiniz var, zarar verimi vermez. Fakat köpek kuduz olursa ne olur? Saldırganlaşır. Kuduz olursa tanımaz kimseyi. Çok zararlı olur. Bağırsaklarda faydalı olan E. coli bakterisi mesaneye yerleştiği zaman intersistiyal sistit dediğimiz tedavisi mümkün olmayan, sürekli tahribatlara sebep olan bir rahatsızlığa sebep olur. Böbreklere yerleşirse böbrekleri çürütür. Aynı şekilde bağırsaklarda her insanın bağırsağında az miktarda mantar var. Fakat kişi antibiyotik, antihistaminik, antidepresan, kimyasal ilaç kullanıyorsa ne olur? Kullanmış olduğu ilaçlar zamanla kronik böbrek yetmezliğine sebep olur. Hocam telefonumuz varmış. Alo. Alo. Buyurun efendim. İyi günler. İyi günler, buyurun. Ben Adana'dan arıyorum. Buyurun, hocamıza sorunuz olacak sanırım. Evet, hocama sorum olacak. Şimdi hocam her derde bir deva buluyor da. Şimdi inşallah benim derdime de bir deva olacak inşallah. İnşallah. Ya benim şimdi böbreklerimin ikisinde de taş var. Bir defa açık ameliyat oldum, bir defa kapalı oldum ama hala bitiremedik. Yani bu taşları bitirecek bir ilacı var mı acaba hocamın? Var var. Çok yeni, çok güzel bir forte var. Nedir bu? Avokado forte. Avokado forte sadece avokado yaprağının ekstraktı değil. Altın başak otu ekstraktı, ayrık kökü ekstraktı, at kuyruğu ekstraktı gibi böbreklerdeki taş, kum, mesanede ne varsa eritir. Antalya'dan bir beyefendi bir aradı. Hocam böbrek dedi, ceviz kadar olmuş. 6 ayda bir büyür, ameliyat oluyor, tekrar büyür, tekrar büyür. Hocam, buyurun. Hocam bu taşı eritiyor mu yoksa düşürüyor mu? Şimdi çünkü yani erimese zaten düşmez. O böbrekte nefronlar içerisinde, hücreler içerisinde yerleşmiş. Çok sert bir cisim, taş gibi, kum gibi yani. Onu oradan erimeden zaten düşmez. Düşse de kanalda tahribat yapar. İdrar yollarını çizdiği için, tahribat yaptığı için ağrı verir, sızı verir. Çok büyük yani böbrek taşı olanlar doğum yapan kadınlar, bayanlar gibi evet, acı çekerler. Çok büyük. Çünkü orası da çok yoğun bir sinir sistemi var. Sinirlere... Hocam... Buyurun. Buyurun. Hocam 2 milimetrelik bir taş yani tahminen kaç ayda düşer o zaman sizin bu ilaçtan? 1-1,5 ay. O çok büyük bir şey değil zaten sizdeki. Ceviz büyüklüğündeki böbrek taşını 6 haftada düşür. Ceviz büyüklüğünde. Ama çok bendeki hocam taşlar yani en azından 10 tane falan var. Fark etmez, fark etmez. Şimdi idrarda böbrekler kanı sürekli süzer. Böbrekler günde ortalama 180 litre kan süzer. Yani 180 sürekli kanı süzer, temizler, arıtır. Bu süzme işlemi sırasında oksalik asit yüksek olursa böbrek taşı olur. Bu nedenle bu taş neyle erir? Kayışkıran kökü, avokado yaprağı ekstraktı, altın başak otu ekstraktı. Mesela şu gördüğünüz bitki altın başak otu. Altın başak otu böbrekteki taş, kum, iltihap, mesenedeki iltihap ve taş kuma karşı dünyada en etkili bitki. Bunun birçok türü var. Kanada altın başak otu, büyük altın başak otu vesaire diye şifalı olanı, en etkili olanı Solidago virgaurea. Türkçesi var mı hocam? Hakiki altın başak otu. Hakiki altın başak otu. Evet, Türkiye'nin ülkemizde var. Türkiye'de Kaz Dağları'nda. Kaz Dağları'nda geçen var. Bayramda gittim, gezdim, gördüm yani. Fotoğrafını çektim. Yani müsait olduğum zaman hafta sonları bitki fotoğrafları çekmek için dağlara dolaşıyoruz. Türkiye'nin maşallah cennet gibi. Artı bununla da ilgili şurada belgeler var, bilgiler var, klinik araştırmalar var. Şimdi mesela bu altın başak otuyla ilgili şu gördüğünüz bitkinin resmi. Burada da yapılan, bitkiyle ilgili yapılan klinik araştırmalar. Hocam onlara geçelim ama bir telefonumuz daha var. Alo. Efendim. Buyurun efendim. Ben hocayla görüşmek istiyorum. Belki TV'de de canlı olarak konuşacağım. Canlı yayındasınız efendim, buyurun. Hocamız sizi dinliyor. Evet. Buyurun. Sizinle görüşmek istiyorum dedim. Buyurun, dinliyorum. Hocam. Buyurun. Hocam iyi günler. İyi günler, hürmetler, saygılar. Buyurun, dinliyorum. Ama canlı yandaki hoca değil herhalde. Cansıza mı ben diyorum? Efendim? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Şöyle el kol hareketi yapayım mı? Evet, sana bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Benim idare şimdi sizi de haklı yani birçok televizyon programında hep cansız konuşuyorlar ya. Evet, onun doğru. Için yok, bizim programımız canlı. Reklam dönüyor. Reklam, hatta cevap canlı. Reklam dönüyor zannetti. Haklısın. Evet, buyurun. Yok canlı programımız. Buyurun efendim. Hocam ben İdraryolları'nda rahatsızım da yani bir ilaç istiyorum senden. Ha, İdraryolları enfeksiyonuna karşı herhangi bir kimyasal ilaç kullanırsanız karaciğere zarar verir. Karaciğer zehirler. Lenf sistemine zarar verir. Bu kullanmış olduğunuz ilaçlar beyine zarar verir. Tıp dilinde buna komülerin denir. Yani vücutta atılmaz, yoğunlaşır. Bağışıklık sistemi de zayıfladığı zaman hiç bilmediğiniz, ummadığınız, beklemediğiniz hastalıkları tetikler. Depolanıyor vücutta. Kimyasal ilaçlar buradan alıyorsunuz, oradan çıkıp gidiyor değil. Bir kısmı vücutta kalıyor. Ve zamanla bu toksik maddeler hiç beklemediğimiz reaksiyonlara girerek çok büyük hastalıkları tetikleyebiliyor. İdrar yolları enfeksiyonuna karşı dünyada en etkili bitki ayı üzümü. Bu gördüğünüz ayı üzümüyle ilgili, ayı üzümü burada, ayı üzümüyle ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Almanya'da 75 doktor, urolog yani eski tabirle ne denir? Uroloji yani bevliye hastaları üzerinde bazı bevliyeciler yani idrar yolları enfeksiyonu ile ilgili uzmanlar yapmış oldukları araştırmalarda bazıları 10 yıl, bazıları 20 yıl, bazıları 30 yıl idrar yolları enfeksiyonuna karşı ayı üzümü forte. Bu hem sistite hem intersistiyasite hem de idrar yolları enfeksiyonuna karşı ayı üzümü yaprağından elde edilen ekstrakt dünyada en etkili bitkidir. 186.000 hasta tedavi edilmiştir. Hiçbir kimyasal ilaç kullanmadan %100 doğal. Ayı üzümü forte. Bu ayı üzümü Almanların üretmiş olduğu, Alman firmaların üretmiş olduğu ayı üzümü damla ve drajelerinden daha etkilidir. Çünkü neden? Birleşiminde ayrık kökü, altın başak otu, at kuyruğu otu, ardıç kozala gibi, kara hindiba gibi 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Bu nedenle ayı üzümü forte Avrupa ve Amerika'da üretilen, idrar yolları enfeksiyonuna karşı üretilen bitkisel ilaçlardan daha etkilidir. Çünkü fortedir. Hocam adaylarımızdan hemen bir soru geliyor. Hocam benim size bir sorum olacak. Erkeklerin en büyük sorunlarından biri de saç dökülmesi. Bayanlarda da olsa dahi onların en büyük sorunu. Onun için ne tavsiye edersiniz? Ne söylemek istersiniz? Evet, saçı neye benzetiyoruz? Bahçemizdeki, tarlamızdaki ota benzetelim. Mesela bahçenizde çok güzel çimen var. Kurak bir mevsim geçti, sulanmadı. Ne oldu? Çimenler kurudu gitti. Otlar kurudu gitti. Sürekli kişi bitkiyi sulamak zorunda. Bütün organlarımızı da sulayan nedir? Kandır. Sulanmayan organlar mesela beyinde yeterince kanlanma, sulanma olmazsa ne olur? Beynin belli kısımları ölür. Bu nedenle Alzheimer, Parkinson, Huntington vesaire ortaya çıkar. Bu nedenle saç dibindeki kılcal damarlar çok ince olduğu için bağırsaklardan vitamin, mineral, enzim akışı azalırsa damarların iç yüzeyinde oluşan yağlanma nedeniyle karaciğer bağırsaktan gelen vitamin, mineral, enzim, glikoz yavaş yavaş kana verir. Karaciğerde milyonlarca sanki mühendis varmış gibi sürekli ayar yaparlar. Kana sürekli vitamin, mineral, enzim, glikoz verir. Bir, bağırsaklardan gelen toksik maddeyi karaciğer aratır. İki, şimdi karaciğerde problem varsa vitamin, mineral, enzim ayarında bir anormallik ortaya çıkar. Saç diplerini besleyen kılcal damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme olduğu zaman beslenemeyen hücreler, saç dibindeki saç kökü hücreleri yavaş yavaş zayıflar. Saçlar önce dökülmeye başlar, sonra da kellik problemi ortaya çıkar. Kelliğin sebebi %90 beslenemeyen saç kökleri, %90. %10 nadiren irsidir. Hocam ben de bir şey sorabilir miyim? Bu saç şeyle ilgili. Acaba bu kullandığımız şampuanlar, hani isim vermiyorum, bütün şampuanlar hakikaten bu saçlarda bir arıza ya da bir kaşıntı bazen yapıyor. Ben kendimden örnek vereyim. Acaba diyorum bu sizin kullanma tarzımız nasıl sizce? Hocam ona cevap verelim ama telefonumuzu çok beklettik. Telefonumuza cevap verelim. Şampuan yerine isterseniz doğal sabun kullanmak daha iyidir bana göre. Ama doğal sabun kullanmak daha iyidir şampuandan. Yani kaliteli sabun bulmak, şampuan bulmak çok zor bugün piyasada. Hocam bir telefonumuz varmış. Alo. Buyurun. Alo. Telefonumuz düşmüş. Telefonumuz düşmüş. Ben bu arada sevgili Ece Erken bizleri izliyormuş. Buradan ona da saygılar, sevgiler, teşekkürler, selamlar gönderiyoruz efendim. Ne büyük gurur, onur değil mi hocam? Sevgili Ece Erken de bizleri izliyormuş şu anda. Ece, evet. Ece Erken. Tanıyorsunuz değil mi? Tanıyor muyum? Tanıyorsunuzdur hocam. Yapmayın. Çıtı pıtı böyle sarışın bir şey. Ah onu tanımayan mı var? Şimdi ben bir şey sorayım hoca, kaynatmayalım lütfen. Bak zaten zor aldım mikrofonu. Buyurun. Vermiyorlar bana. Şimdi az önce dediniz ya Haluk Bey arkadaşımıza hani doğal sabun kullanın. Şimdi bizim doğal sabun kullanmak gibi bir veya tam zeytinyağlı kullanmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Yani biz kadınların saçları bakımlı, işte parlak, cansız olmaması gerekiyor. Dolayısıyla mecburen şampuan artı krem veya bakım işte yağları vesaire vesaire. Kendi böyle kullanıyorum ama yine de dökülmeye başladı. Bunun başka sebepleri, çünkü gıdaya da dikkat etmemize rağmen biliyorsunuz ki dış etkenler, deniz, işte fön vesaire hepsi beraber yıpratıyor. Ne yapacağız? Bütün problem bağırsaklar. Bağırsakları tedavi ettiğiniz zaman bütün organları tedavi edersiniz. Çünkü vitamin, mineral, enzim, glikoz her şey bağırsaklardan geliyor. Günümüzde insanlar maalesef nasıl besleniyor? Yanlış besleniyor. Abur cubur çok yeniyor. Cips, jelibon, gofret, kek vesaire. Akşamları yenen her türlü abur cuburun içerisinde kimyasal madde var. Kimyasal maddeler nereye gidiyor? Bağırsaklara zarar veriyor. Emilerek karaciğere geliyor. Karaciğer yağlanmasına sebep oluyor vesaire. Evet hocam, telefonumuz var. Alo. Alo. Buyurun efendim. Hocamla görüşmek istiyorum da. Buyurun. Şimdi ben kalp hastasıyım. Kalpta ameliyat oldum. Evet. Dinliyor musun? Evet. Tansiyon, kolesterol var mı? Evet, tansiyon var, kolesterol yani var da sınırda yani, ben ilaç kullanmıyorum da. Yalnız ben kalpta ameliyat oldum. Kalp kapağım kapandı. Kalp kapağımda ameliyat oldum. Kalp kapağım yani normal bir kapak diyorlar ona. Mitral kalp kapakçığı. Evet, mitral kalp kapağı. Anladım. Şimdi şöyle. Bu İdraryolları da yani ben rahatsızım. Bu ilacı yani kapağa zarar verir mi vermez mi? Hayır. Şimdi şöyle. Evet. Bizim çok ağır bir rahatsızlığı olan Adem Bey ilkokul öğretim okulunda yani edebiyat öğretmeni. 22 yaşında aort kapakçığından dolayı aort kapağından ameliyat olmuş. Aradan 15 yıl geçtikten sonra açık kalp ameliyatı olması gerekiyor. Mitral kalp kapakçığı yetmezliğinden. Ben aradı, dedi ki bende bir teneke kapak var. İkinci bir teneke kapak istemiyorum. Artı bu önceki aort kapağı kalbin üzerinde. Bu kalbin içinde açık kalp ameliyatı olması gerekiyor. 15 yıldır bir teneke kapakla idare ediyordum. Şimdi bir teneke kapak daha istemiyorum. Açık kalp ameliyatı çok zor bildiğiniz gibi. Bu riziko biraz tehlikeli olabilir. Halsiz, dermansız, yorgun ameliyat olduğu günden beri. Ben ona iksir, aloe vera jel, Alıç Forte, Sinirlot Forte damar çayı, enfeksiyon çayı tavsiye ettim. Bu gördüğünüz alıç damarları temizler, aratır. Kalbe kan akışını besler, yüksek tansiyonu önler. Enginar Forte ise kolesterol, lipid, trigliseriti eritir. Enginar kolesterol, lipid, trigliserite karşı Enginar Forte artı karaciğer yağlaması. 6 hafta kullandıktan sonra ameliyat olması gerekiyordu. Mitral kalp kapakçı yetmezliğinden dolayı doktorlar ameliyata gerek kalmaz dediler. Daha önce oğlu, 12-13 yaşında oğlu var. Oğlu koştuğu zaman arkasından yürüyemiyordu, koşamıyordu. Halsiz, dermansız, yorgun, kalbi yetersiz. Şimdi oğluyla beraber koşuya katılabiliyor. Koşuyor. Evet, koşuyor. Evet. Bırakın koşmayı, oğlu hızlı yürüdüğü zaman onun temposuyla yürüyemiyordu. Benim için bir şiir yazdı. Doğaltedavi.net'te var şiiri. Ne kadar kullandı hocam? Kaç hafta? Ya da 6 hafta kullandı. 6 hafta kullandı. 6 haftada ameliyata gerek kalmadı. Fakat ağır vakalarda 3 ay, 4 ay, belki 5 ay kullanmak gerekebilir. Bünyeye bağlı, kişiye bağlı. Kalp rahatsızlığı, kalp damar rahatsızlığı olan, karaciğer yağlanması olan, aynı zamanda idrar yolları enfeksiyonu varsa ayı üzümü forte, yani idrar yolları enfeksiyonuna karşı da kullanmak. Evet hocam. Nerede kaldık hocam? Evet. Ayrık köküyle ilgili yapılan klinik araştırmalarda ayrık kökü Almanya'da 58 uzman doktor, urolog. Evet, kaç hastayı tedavi etmiştir? 313 böbrek yetmezliği, idrar yolları enfeksiyonu, prostatit yani prostat iltihaplanması gibi rahatsızları olan insanları ayrık kökünün ekstraktından elde edilen damladrajelerle tedavi etmişlerdir. Burada bu derginin bu sayesinde ayrık otunun resmi var. Burada da bitkiyle ilgili klinik araştırmalar. Biz birleşiminde ayrık kökü ekstraktı, huş ekstraktı, ardış kozalağı ekstraktı, ayı üzümü yaprağı ekstraktı, at kuyruğu otu ekstraktı içeren çok özel bir forte ürün geliştirdik. Huş forte, idrar yolları enfeksiyonu. Ben buradan konuşuyorum, vatandaş oradan kamerayı. Yok yok, hayır hocam. Burada huş. Kendi aralarında konuşuyorlar hocam. Yok yok, ürünleri göstermeye gerek yok. Burada önemli bir şey anlatıyorum. Ürünleri göster. Evet hocam, hep yarım kalıyoruz. Kronik böbrek yetmezliği çok ağır bir vaka. Kronik böbrek yetmezliği tedavi edilmezse böbrekler iflas eder. Önce diyaliz, sonra böbrek nakline kadar gidebilir. Biz böbrek yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği rahatsızlığı olan, mesela bir beyefendiyi diyalize giren, 4 aydır diyalize giren birçok insanı kronik böbrek yetmezliğinden dolayı tedavi ettik. Bunlardan biri de Mete Bey. 4 aydır diyalize giriyordu. 4 aydır diyalize giren bir beyefendiyi... Hocam söylemeyelim ya. Bir beyefendi dedim. Heh, Metin Bey dedim ki. Metin Bey, soyadını söylemedik. Mete Bey. Ne oldu? Problem yok. Kendisi zaten bize açıklayabilirsin dedi. Ha, öyle mi dedi? Tamam. Benim bu elimdeki raporlar, açıklayabileceğim raporlar. Açıklayamadığımız binlerce rapor var. Ama onların müsaade ettiği raporlar. Bir şey Necati Bey, hiç zamanımız kalmadı Necati Bey. Evet, yarın devam edelim. Kronik böbrek yetmezliği. Bir saniye. Kronik böbrek yetmezliği. La ilahe illallah, bir saniye. Kronik böbrek yetmezliği olan ve 4 aydır diyalize giren hastayı 4 ayda diyalizden kurtardık. Bu kendisinin raporu, belge. Yayınlayabilirsin, internette yayınlayabilirsin, televizyonlarda anlatabilirsin dedi. Bu da başka bir beyefendi, 26 yaşında nefrotik sendrom, yani protein kaçağı var böbreklerinde. Pozitif 3, yani çok ağır bir vaka, protein kaçağı. Biz bu vatandaşımızı 2 ayda protein kaçağı normal olarak tedavisi mümkün değil. Yavaş yavaş böbrekler bunda da iflas eder, Allah korusun, tedavisi yok. 2 ay içerisinde tedavi ettik. Nasıl? İksir, aloe vera jel, huş forte, ay üzümü forte. Ürünleri kullandı, 2 ay içerisinde rahatsızlıklarından kurtuldu. Bizim tedavi ettiğimiz kronik böbrek yetmezliği, sistit, intersiyel sistit, nefrotik sendrom yani protein kaçağı gibi rahatsızlığı olan yüzlerce hasta iyileştirdik. İsteyenler doğaltedavi.net'e bakarak orada daha geniş, teferruatlı bilgi edinebilirler. Birçok hastanın orada raporu var, telefon numarası var, adresi var. İsteyen daha geniş bilgiyi buradan elde edebilir. Yani ne hastalığı varsa, ne rahatsızlığı varsa sizlere ulaşabilir değil mi hocam? Tabii. İnternette zaten Gökçek İksir yazdığı zaman her yerde çıkıyorsunuz. Zaten alt mantada numara